Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ee, Rabbim yapacağımız dersi hayırlara vesile eylesin inşallahü rahman. Arkadaşlar e, bugünkü dersimizde ve bunun üzerinde birkaç gün duracağız. Haberiniz olsun. Size dosyayı gönderdim. Ee, organlara göre kulun amelleri. Evet. Kulların amelleri yapıldığı organa göre 3 ayrılır arkadaşlar. Kalple yapılan işler ameller, dille yapılan ameller ve kalp ve dil dışındaki organlarla yapılan ameller. Evet. Kalple yapılan ameller, dil ile yapılan ameller, dil ve kalbin dışındaki organlarla yapılan ameller. Evet. Şimdi arkadaşlar biz burada kalple yapılan işler, amellere bakıyoruz. Neymiş onlar? Kalple işlenen kötü işler, huylar. Evet. Veya iyi işler, huylar. Bunlar neler arkadaşlar? İman. İman kalple yapılır. İman kalben insanın iç dünyasında kabulüdür. Hani gelen Bilgiyi Allah'ın göndermiş olduğu e, İslam'ın kurallarının bilincini kalbinde tasdik etmesidir arkadaşlar. Evet, takva, yani takva da öyledir. Allah korkusu, şimdi e, bilinir mi Allah korkusu? Bilinmez, görülmez. Ancak bu tabi amellere e, yansır arkadaşlar Allah korkusu. Mesela bazen şöyle bir şey oluyor. Adam işte bir turist, arabada e, takside giderken efendim çantasını unutuyor. İçerisine 200-300 bin dolar veya euro para unutuyor arabada veya takside. O taksici ne yapıyor? Belki o kişiyi bulmak mümkün, imkanı yok belki de. Ama ne yapıyor o taksici? En doğrusunu, en güzelini yapıyor. E, o paranın kendisine ait olmadığını anlıyor ve o parayı e, otele bıraktığı kişiyi tekrar otele dönüyor. Nereye bıraktıysa izini sürüyor. Çantasındaki şahsın kimliği veya vesairesi varsa ondan yardım alıyor ve ondan sonra ona gidip teslim ediyor onu. Bunlara çok rastlıyoruz değil mi arkadaşlar? Bu gibi olaylara. Veya sizler işte bir şey bulduğunuzda hemen onu kendinize ait görmüyorsunuz. Onu araştırıyorsunuz veya sahibini arıyorsunuz. E, sahibi kesin ise arkadaşlar onun sahibine vermiş oluyorsunuz. Bu nedir? Allah korkusunun bir yansımasıdır arkadaşlar. Sevgi görülmez. Nefret, öfke görülmez. E, yüzünüz güler ama içinizden birine öfke duymuş olabilirsiniz veya sevgi duymuş olabilirsiniz. Bunlar e, kalp ile yapılan işler. Kızmak, e, istiğfar etmek. Yani dil ile istiğfar değil arkadaşlar. Yani dil istiğfar eder. Allah'ım tevbe ettim. Estağfirullah diyoruz dilimizle. Asıl olan nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Kalben yapılan tevbedir. Ne, nasıl olur bu kalben yapılan e, hatalara karşı tevbe? E, o işe karşı yapılan yanlışlıklara karşı pişmanlık duymak. Bu tabi bu da iki kısma ayrılır. Bir Allah'a olan pişmanlık, kullara olan arkadaş çevremize, dostumuza, arkadaşımıza, annemize, babamıza, yakınlarımıza, iş arkadaşımıza olan e, pişmanlık. Mesela bir hata işledik veya yanlış yaptık, doğru zannettik, bağırdık arkadaşımıza, çağırdık. E, ondan sonra onu yanlış olduğunu, ya biz haksızız bu konuda, yani gerçekten iyi yapmadık, hoş yapmadık. Ee, bunu nasıl telafi ederiz? Bunu da nasıl giderdiriz? Ne yaparız? Gideriz o arkadaşımıza, nefsimizi ayaklar altına alırız. Deriz ki arkadaş hakkını helal et. Gerçekten ben içim rahat değil, ee, çok üzgünüm. Ee, sen bu konuda haklıymışsın, ben bu konuda yanlış yaptım. Ee, beni affet dememiz lazım arkadaşlar. Bakınız arkadaşlar bunlar çok önemli bilgiler. Eğer böyle yaparsanız toplumda itibarınız olur, güveniniz olur. Herkes tarafından sevilirsiniz arkadaşlar. Hep siz haklı olmazsınız. Başkaları da haklı olur bazen. Onun için e, bu kızgınlığınızı tevbeye, kalben, e, pişmanlığa dönüştürürseniz, o kızgınlığı hem gidermiş olursunuz, hem arkadaşınızın iç dünyasında olan nefreti silmiş olursunuz arkadaşlar. Hepimiz için geçerli bu. Merhamet duygusu. Acıma duygusu, evet istiğfar dediğimiz, tevbe etme, bu özellikle Allah'a olan tövbe. Kulları da aynı veya bir insanı tehlikeye attınız, o tehlikeden dolayı baya bir sıkıntı, zarar uğradı. Bu zarardan dolayı hem maddi hem manevi kayıba uğradı. Bu kişinin gerekirse, imkanı varsa kayıplarını e, ortadan kaldırmak, yerine getirmek. Bir de onundan özür dilemek erdemlilik budur arkadaşlar. Evet anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Buraya kadar kalbin e, ibadeti diyoruz buna veya e, afeti veya e, günahı kalp. Evet birisine kin duymak, birisine nefret etmek, birisine düşmanlık beslemek olmaz. Biz iyi dinleyin burayı arkadaşlar. Müslüman olan bir insan Müslüman olmayan bir kişiye dahi ki nefret duygusu taşımaz. İyi dinleyin burayı arkadaşlar. Ne yapar? Onun için tebliğ eder, onun hidayete gelmesi için uğraşır. Peki öfke ve nefretin kime yapılır? Zalimlere yapılır arkadaşlar. Zalimler insanların haklarını gasp eden, insanları e, e, haksız yere öldüren, insanları işgal eden, ülkeleri işgal eden e, güçlere karşı Müslüman öfke duyar. Yerlerinden yurtlarından hak etmediği halde o insanları sürenler, insanlara iftira edenler, insanların mallarını, mülklerini yağmalayanlar. Evet, efendim e, devlete karşı... Özellikle devlete karşı toplumun amme menfaatini kendi menfaatine geçirmeye çalışan, tüyü bitmemiş yetimlerin, yoksulların, fakirlerin hakkını gasp edenlere biz öfkeleniriz. Allah onlara önce hidayet eylesin deriz. Herkesin hakkı var orada çünkü. Böyle kişiler e, yerilir arkadaşlar. Böyle kişiler övülmez. Böyle kişiler Allah-u Teala da onlardan razı olmaz. Evet. Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Evet. Aferin. Çok güzel size. Allah sizlerden razı olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kalp işlenen, kalple işlenen kötü işler huylar. Küfür, nifak, inkar, kibir, gaflet, kızgınlık, gadap, e, nefret, haset, Bunlar kalple işlenen günah arkadaşlar. Bakınız arkadaşlar, iyi dinleyin burayı. İnsanlar namaz kılar. Bizler namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, hacca gidiyoruz, zekat veriyoruz, insanlara yardım ediyoruz. Hak etmediği halde küfrü gerektiren sözlerin söylenmesi, iç dünyanda inkar edilen, hakkı inkar etmek, reddetmek, kabul etmemek, nifak, başkasına ayrı öbürüne başka, buna başka konuşmak veya inkar olarak iman noktasındaki inkar kalbinde taşımak nedir o? Gerçekten kalbinde inanmamış ama insanlara Müslüman mahallesinde yaşadığı için e ben de Müslümanım diyor. E ben de sizin gibi inanıyorum diyor. Ama fırsatını bulsa her türlü e, haksızlığı, her türlü zulmü bizlere reva göre görür onlar. Onun için. E, bu da büyük günahlardan arkadaşlar. Nifak. Allah şirk hariç. Şirk nifakın bir çeşididir şirk. Nifak şirkin bir şübesidir arkadaşlar. İki yüzlülüktür çünkü. iki inkar ediyor. Kalbinde dilile Müslüman. Aldatıyor. Dolayısıyla Allah böyle ki böyle durumda olan kalbi bu şekilde olan insanları ne yapmaz arkadaşlar? hidayete erdirmez. Onların yaptığı amelleri kabul etmez arkadaşlar. Gaflet. Vurdum duymaz. Hiç umursamıyor. Dalalette Ramazan mı gelmiş? İnsanlar mı ölüyormuş? İnsanlar e, fakirleşmiş mi? İnsanlar, zenginler kendi aralarında pay edip fakirlerin haklarını mı yiyorlar? Bak gün geçmiyor ki çevremizde insanlar intihar ediyor. Allah muhafaza eylesin. Bu intihar edenlerden biz sorumluyuz arkadaşlar. Niye? onların dertleriyle dertlenen biz olmadık. Onlara hakkı, hakikati göstermedik. Onlar belki bizim hak ve hakikatimizi anlatmakla kalplerini mutmain edecekti, edeceklerdi. Ve onlar hem dünyada hem de ahirette mutlu olacaklardı arkadaşlar. Bakınız ayet-i kerimede ne buyurar Allahu Teala? Ya eyyetühen nefsul mutmainne irci'i ila Rabbi radiyeten mardiyye fedhuli fi ibadi ve dhuli cennet. Ey nefislerini tatmin olan kullarım. Hadi girin abid olan kullarımın arasına. Abid olan yani iyi insanların arasına girin. iyilerle beraber yaşayın. Kötülerden uzak olun ve onlarla beraber cennete girin. Bak mutmainne nefis. Nefsi emmale var, nefsi mülhame var, nefsi e, e var ve nefsi mutmainne var has, havas, hasul havas nefisler var. Burada nefis eğer e, onun şubelerini sonra işleyeceğiz. Nefsin şubelerini orasına girmeyelim. Burada kalple olan ibadet bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Demek ki haset duygusu, nefret etme duygusu, kin duyma. Yani Müslüman kindar olmaz arkadaşlar. Müslüman aşırılığa gitmez. Öfkede, gadapta, inkarda, küfürde, zulümde, haksızlıkta aşma sınırı. Bu münafığın alametidir arkadaşlar. Münafık ancak sınırı aşar. Münafığın alameti çok yerde üç geçer. Başka bir hadis-i şerifte dörttür diyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Bunların birincisi de dördüncüsü de nedir? Birincisi konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde o emanete sadık olmaz. Üçüncüsü anlaşmayı bozar. Verdiği sözü bozar. Evet. Konuştuğu sözde durmaz. Yalan konuşur. Emanete ihanet eder. Dördüncüsü de arkadaşlar sınır tanımaz bir düşmanlık yapar. Birisiyle hüsmetli oldu mu, düşmanlık yaptı mı veya bir çatışma veya bir anlaşmazlık, cedelleşme, problem tartışma yaptığı zaman aşırılığa gider. Çok aşırılığa gider Allah muhafaza etsin. Bakıyorsunuz dün işte televizyonda bakıyorsunuz. Ufacık komşusu olduğu halde, akrabası olduğu halde işte malına bir bahçesine hayvanlar girmiş. İşte tartışmaya başlıyorlar. Ya orada dur tamam tartıştınız. Sonra bir öfkeler bir dinsin bakalım. Dinsin şu öfkeler insin. Öfke inmezse arkadaşlar devam edilirse nifak tohumları kalpte daha fazla yerişerir o nifakla daha fazla ayrılıklar başlar. Ne oldu neticede? Oradan iki kişi, oradan bir kişi öldü. İşte hayat perişan oldu arkadaşlar. Onun için kalbi çok iyi kontrol etmek lazım. Kalp hastalığı çok kötü bir hastalık arkadaşlar. Fi billah, fi kulubihim maradun fazadehumullahu marada, vallahum azabun elimun Kalpleri hasta olanların hastalıklarını biz arttırdık. Kalpleri hasta olan ne demek? Kalplerinde iman tasdiki oluşmamış. Her şeye itiraz ediyor. Doğruya da itiraz ediyor, yanlışa da. Ya her şeyin doğrusu sen misin? Ya bir dinle bakalım. Bunu arkadaşlar biz ailemizde de yapabiliriz. Yani bunları biz sadece başkalarında görmeyelim. Kendi nefsimizi, kendi kalbimizi bir kontrol edelim annemizle babamızla olan münasebetlerimizde, arkadaşlarımızla olan münasebetlerimizde konuşmalarımızda kalp harekete geçer. Kalp ya süküt eder, sevgi oluşur, muhabbet oluşur ya da nefret olur, ayrılıklar oluşur. Bunun merkezi kalptir arkadaşlar. Onun için en basit, en kolay ve en rahat yapılan işler kalple yapılan işlerdir. Kolay. Hemen kalp harekete geçer. Onun için kalpleri mutmain olanları Allahü Teala ne yapıyor arkadaşlar? E, taltif ediyor, cennetle müjdeliyor. Fedhulu e, ya yuhannas ya ayetu hannasul mutmainne irci'i ila rabbike radiyatan mardiye. <tuhlu> razı olunan kullar, Allah'ın razı olduğu kimselerin, siz de onlardan razı olan kimselerin yanında olun ve onlarla beraber fedhulu ya yüten nefsin mutmainne irca ila diye fi ibadi cenneti onlarla beraber vadhuli cenneti cennetime girin diyor evet nifak tahımı nifak olan kalpte inkar olan kalpte kibir olan kalpte haset olan kalpte yapılan ibadetler iptal olur kardeşlerim bakınız Allah Resulü bir hadisi şerifinde el hasedu te'kulün nârul hatab el-hasedu te'kulü sevabu keme te'kulün nârul hatab Haset, od, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi iyilikleri de yer bitirir. Haset ne demek arkadaşlar? Bunu anlayalım. Kelime olarak e, bilmeyebiliriz. Haset e, kendisinde olmadığı bir varlığın başkasında olduğundan rahatsız olan Başkası arkadaşı işte bir güzel bir şey yaptı, başardı, çalıştı, kazandı, iyi kazanıyor. Kendisi onu haset ediyor. Yani onun elinde olmasından rahatsız oluyor, huzursuz oluyor. Kalbinde rahatsızlık oluşuyor. İşte yan yana iki dükkan var, iki bakkal var, iki kuyumcu var. Bakıyorsunuz bir kuyumcu veya bir dükkana durmadan insanlar alışverişe geçiyor. Yan taraftaki kimse yok diye o yan taraftaki o kişinin de işlerinin iyi olmasını istemiyor. Çünkü kendisi kazanamıyor. Kendisinde pek e, uğrayan olmuyor. Aslında e, bu yanlış bir durum. Rızkı veren Allah, taksimi yapan Allah. Haset etmeye gerek yok arkadaşlar. Sadece iki kişi haset edilir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İki kişi, iki sınıf. Birincisi zengin bir insan ki o zengin insan o varlığının çoğunu Allah yolunda fakire, fukaraya, camiye, okula efendim ee, muhtaç olan insanlara dağıtıyor, veriyor. İşte bu kişiye gıpta diyoruz buna. Haset değil gıpta ya diyebilirsin. Ya şu adama bak ne kadar güzel bir insan ya. Keşke bende de olsa, keşke bende elime geçse, ben de infak etsem. Ben de gibi yardım yapsam. Arkadaşlar bunlar belki bilinen noktalar ama Hepimizin kalbinde bu noktada frenlenmeyen bir haset duygusu oluşur arkadaşlar. Oluşmaması için iyiliklerimizi yok etmemesi için tekrar edip bu noktadaki haset duygularını kalbimizden uzaklaştırmamız lazım arkadaşlar. Bu, hal, bu şekilde dile getirilebilir veya işte birisi ilim öğrenmiş, çok şeyler biliyor, o kadar kendini güzel geliştirmiş ki bir doktor olabilir veya bir imam olabilir, bir e, hoca olabilir, bir vaiz olabilir, bir Kur'an'ı çok güzel okuyan olabilir veya e, insanların hiç e, o, o, o alanda hiç kimse bir şey araştırma yapmamış ama o insan öyle bir araştırma yapmış ki o araştırmadan bütün dünyadaki insanlar faydalanmaya başlamış. Ya ben de keşke ondan olaydım, ben de öyle keşke olaydım ama şartı nedir? O kişinin elindeki bu buluşu, bu bilgiyi, bu ilmi e, eksiltmeden veya onu ondan gitmesini istemeden. Keşke ben de böyle bir şey oladım. Keşke ben de bu insanlara böyle e, bilgili olup da insanlara faydalı olabilseydim diyebilir. Mesela içinizden biriz diyebilir: Ya Allah razı olsun, hocamız bak bize ne güzel ders anlatıyor. Keşke biz de hocamız gibi bir şeyler e, öğrensek, bilsek, insanlara faydalı olsak. Bu haset değil arkadaşlar. Bu gıptadır. Allah şu mübarek Ramazan ayında sizler e, bizden daha iyi, bu da güzel. Bak böyle düşünmem, ben de böyle demem lazım. İnşallah bizden daha büyük, daha yüksek, daha bilgili noktalara gelirsiniz inşallah. Bu Bu güzel bir şey arkadaşlar. Bu insanı yüceltir arkadaşlar. Ama yok sadece benim öğrendiklerimle kal. Benim öğrendiklerimin dışında başka bir şey bilme. Bu da haset. Mesela bir öğretmen veya bir imam veya bir hoca talebesini asla haset etmez. Etmez. Kesinlikle arkadaşlar. Daha fazla öğrenmesini ister. Daha fazla yükseklerde olmasını ister. Onun yükseklerde olması, onun yetişmesi ona çok zevk verir arkadaşlar. Çok mutlu olur onunla. Allahü Teala da Sizleri hepinizi bu yolda daha iyi, daha güzel ilimle donanan e, kimselerden eylesin arkadaşlar. Evet Kalp kolaydır arkadaşlar. Kalp hemen döner. Evet Çünkü kalplerde olanları Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Onun için e, cesurca harekete girer. Yani sözü fark, söz farklı olur insanların üzerinde insan konuştuğuna dikkat eder. Efendim hesaplı konuşur belki sınırı aşmaz ama kalp kimse tarafından görülmediği için kontrol altına alınması güç olur. Güç olmaması için Allahu Teala kalplerin derinliklerinde olanları da bildiğinin duygusuyla hareket edeceğin için onu bu şekilde dizginleyebilirsin. Evet. Bunun için insanlar kalpte insanlar hakkında bir istediklerini yapabilirler. Öyle ki bir insan çok candan dost gibi göründüğü bir insanın yanında onun hakkında düşmanlık düşüncesi, haset, kin, nefret, suizan gibi kötü duygular içinde de olabilir. Yani yüzüne gülüyor, Hı <laughs> -hı diyor evet evet nasılsın iyi misin ha teşekkür ederim ama içinden böyle sızlıyor onun elindeki nimetleri zenginliğini kıskanıyor haset ediyor zan ediyor suizan ya diyor bak şu adama bak diyor ya 3-5 senede diyor hiçbir şeysi yokturdu mahallede kimse ona e, bakmazdı ama şimdi diyor e, trilyonluk oldu diyor mesela. E tabi biz biliyor muyuz bunu nereden kazandığını? Bilmiyoruz. E peki bu konuda bizim bir fikir yürütmemiz uygun mu? Uygun değil arkadaşlar. Nereden olursa gözümüzde bilmedikten sonra delillerini bilmediğimiz takdirde başkasının malını mı çaldı? meşru olmayan yollardan mı böyle bir zenginliği elde etti? buna bilemeyiz. Ancak ve ancak düşünebilin. Düşünüyorsunuz, düşünebilir misiniz? Şöyle bir memur düşünün. Aldığı aylık diyelim ki 1000 euro. 1000 euro alan bir insan veya 2000 euro alıyor diyelim veya işte 5000 lira alıyor. E bakıyorsunuz 10 sene içerisinde tamam belki birkaç ufak tefek e, ticari iş yapmış olabilir bundan da üç 5 kuruş bir ev yapmış olabilir. Bir arsa almış olabilir. Ama bunun haricinde adamın 15-20 tane dairesi var ise efendim bankada 2 milyon 3 milyon TL parası var ise 200-300 bin dolar euro parası var ise o zaman buna sorgulanır. Yani buna derler o zaman sen bunu nereden aldın? Nereden getirdin? Bu kadar bu parayla bu maaşla bu alınacak iş değil denir yani. Bunu da yetkili merciler sorar. Yine de bize o düşmez arkadaşlar. Suizan, kötü zan arkadaşlar. Kalbin hastalıkları. Kalbin hastalıkları neymiş arkadaşlar? Kalp hastalanır Allah korusun. Bunları kalbimizden uzak tutacağız. Bir, kin, nefret, suizan, haset, öfke, gadap. Gadap, öfke diyoruz. Gadap, nefret ediyor. Öfkeleniyor. Evet bunları kalbimizden uzak tutacağız. Bakınız arkadaşlar Allahu Teala ayeti kerimesinde e, bu konuda çok iyi bilgi bizim eğitme, eğitilmemiz, bilmemiz ve bu noktada iç dünyamızdaki e, bilgiyle e, kalbimizi e, kontrol altına almamız için bakınız Allahu Teala ne buyuruyor? Estağfurullah. ve esirru kavlenkum ev bih ''İnnehu alimun bi zati sudur Allahu ekber Sözünüzü gizlerseniz de yahut onu açığa vursanız da fark etmez. Şüphesiz ki Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Sen istediğin kadar e, güler yüzlü davran arkadaşına, babana veya annene veya e, çocuğuna veya e, iş yerindeki arkadaşına hak etmediği halde onu haset etmen kalbinde ondan nefret etmen zaten yüzüne, ameline, işlerine yansır zaten. Onun için bu hastalıklar kalpte olmaması için Allah her şeyin gizlisini de açığını da bildiğini bilesin arkadaş. Evet. Ben burada noktalamış olalım bugünkü dersimizde. Yalın ki dersimizde arkadaşlar kalp bir kaptır, iki zıt bir kalpte bulunmaz diye devam ediyoruz. Kalbin temiz olması kalpte oluşan e, güzel duygular kalp iyi olursa bütün vücut iyi olur olan bir hadis-i şerifimiz var. Çok güzel bir hadis-i şerif. Kalbi selim olanın huzur bulacağı. Efendim bu konuda e, ayet ve hadisleri işlemeye çalışacağız. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun arkadaşlar.